Milattan önce 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness rekorlarına göre dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir? A. Gemi halıtı. B. Ahşap tabure. C. Bakır külçesi. D. Tunç kılıç. Gerçekten çok güzel bir soru. Yani tarih seviyorum, tarih seviyorum dedim de bu çok niş bir bilgi. Gerçekten. Bu bilgiyi daha önce duymamıştım açıkçası. Dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti. Ya şeyi duymuştum, ta eski yazıtlarda bile gelecek bir sonraki kuşak hakkında şikayet ediyormuş insanlar diye. Sümer tabletlerinde bile varmış diye duymuştum ama bu direkt bir müşteri şikayeti. Bir maldan dolayı. Şimdi şöyle bir mantık yürüteceğim. Milattan önce 1750 yıllarında yazının en çok kullanıldığı yer Mezopotamya olması gerekiyor. Dolayısıyla Mezopotamya'da o tarihlerde ahşap tabure, bakır külçesi, tunç kılıç çok mantıklı ama sanki gemi halatı, yani tabii ki Mezopotamya'nın Basra Körfezi'ne açılan kısmı var ama o kadar yaygın bir gemicilik faaliyeti orada var mıdır? Sanki yoktur. Ve gemi halatı sanki o bakımdan daha düşük ihtimal gibi geliyor. Yani soruyu ilk açıldığında öyle düşündüm. Şimdi o tarihlerde tunç çağına çoktan geçilmiş olması lazım. Dolayısıyla tunç kılıç da yapıyorlardır muhtemelen. Bakır külçesi. Ya külçenin nesinden şikayet edecek mesela müşteri? O da önemli bir soru. Yani bakırı para veya kolye şeklinde veya bir herhangi bir takı şeklinde olsa eksik olabilir. Tarzından ha doğru eksik olabilir. Bakırın külçesi eksik olabilir. Ama müşteri onu nasıl anlar? Mesela bakırın külçesinin ağırlığını. İçine farklı bir mal karıştırılabilir. Ama burada da aklım hemen şeye gitti. Fazla mı düşünüyorum bilmiyorum ama meşhur Arşimet'in hikayesi var işte. Kral ona bir altın taçın saf altın olup olmadığını sormasını istiyor. O da suyun kaldırma kuvvetini öyle buluyor. Arşimet ta milattan önce 300-400 dolayları falan olması lazım. Yani herhangi bir malın eğer kütlesi aynıysa onun saf olup olmadığını anlamak için teoriyi Arşimet geliştirmiş ve o daha sonraki bir tarih. Dolayısıyla eğer ama şöyle de olabilir. Satıcı yeterince safsa daha hafif bir malı satmış olabilir ve adam onu sonra tartmış olabilir ve şikayet yazmış olabilir. Demiştir ki bu o kiloda değil. Yani fazla düşünmeye gerek yok o yüzden. Eğer kiloyu tutturamamışlar da olabilirler. O yüzden bakır külçesi olabilir aslında. Ya şimdi tunç kılıç demir çağına ne zaman geçildi diye hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü tunç kılıç o tarihlerde var tunç kılıç. Çünkü demir çağı daha sonra milattan önce 1200'ler falan yani şu an çok yanlış konuşuyor olabilirim ama muhtemelen tunç çağındayız o esnada. Dolayısıyla tunç kılıç olma ihtimali çok yüksek. Ahşap tabure. Ahşap tabure de yani... Editörlerimiz gayet ilginç insanlar farkındayız. Gerçekten çok kaliteli sorular hazırlamışlar. Sorunun ilginçliğine bakar mısın? Gerçekten. Ve yani... 1750 dolaylarında bir müşteri şikayeti yazılıyor. Yani bir kil tableti yazılıyor üstelik bu. Yani kil tablete yazılıyor. O zaman ve sağ olsun bizim editörlerimiz de benim önüme koydu. Bunu çıkarıp soru olarak karşımıza koyuyor. Hadi çık içinden çıkabilirsen. Gerçekten oldukça. Hayır, ayrıca bu şikayet kime gitmiştir? Ya. Tüketici hakları falan yok o zaman tabii, değil mi? Herhalde krala vesaire veya o yerin yöneticisi yani. Kimse. Evet. Çarşıdan sorumlu adam kimse ona gitmiş evet. Olabilir. En yetkili kimse ona gitti. Ya, o yüzden şöyle bir mantık yürütebilir miyim acaba? Ben milattan önce 1750'de yaşayan bir adam olsaydım ve bir tunç kılıcım olsaydı ve kalitesinden memnun olmasaydım, kil tableti yazmakla uğraşmazdım. Giderdim satıcıya. Hesabını sorardım gibi geliyor. Ama tabii medeni bir savaşçı da olabilir. Tunç kılıcın sahibi kardeşimiz.
İyi ki yazmış bu şikayeti. Ya şimdi bakır külçesi kütleden dolayı ve insanlar yani para en büyük sıkıntı. Gerçi Lidyalılar parayı buluyor da bakır külçesi de sonuçta bir para için değiş tokuşta kullanılan bir enstrümandır muhtemelen. Şimdi acaba öyle midir? Çünkü parayı Lidyalılar buluyor. Yani herhangi bir madeni bir değiş tokuş enstrümanı olarak kullanmak işini Lidyalılar buldu. O da milattan önce Anadolu'da 600, 700 belki daha ileri 500 vesaire. O tarihler olması lazım Lidyalılar. Dolayısıyla bakır külçesi bir değiş tokuş için kullanılmıyorsa ne için kullanılabilir? Yani bakırı alıp dövebilir bir demirci. Onunla bir silah yapabilir. Veya bakırı alıp çok çeşitli takılar yapabilir. Ama işte takı olduğu zaman takı değil bu, külçe. Dolayısıyla yani bakır külçesi almak mantıksız aslında. Bakırın kalitesi vesaire gibi bir konu da olmadığına göre. Yani bakır bakırdır. İçine bir mal karıştırdıysa onu anlaması mümkün değil. O tarihte gibime geliyor. Karıştırılabilir mi peki? Bakırın içine bir şey karıştırılabilir ki o sayede tunç yapılıyor diyebiliyorum. Yani bak, tunç bir alaşım. Bakırla bir şeyin birleştirilmesiyle yapılıyor. Şu an kimya hocama selam söyledik başında. Herhalde izlerken diyecek, ben bunu öğrettim. Ama tunç bakırın içine bir şey karıştırılabilir. Ama bakır külçesinden dolayı şikayet yazmak, ya parasal bir mevzu olsa aslında en mantıklı o. Mesela bugün olsa altında sahtecilik yapan bir kişiye en çok bilenirsiniz. Yani ahşap tabureden dolayı ben zahmet edip müşteri şikayeti yazmam. Evet, bir de öyle bir açı var şimdi. Yani her taraf ağaçtır falan o tarihte diye düşünüyorum. Gerçi Mezopotamya çok ağaçlık bir yer değil ama çalımalı vesaire vardır. Ahşap tabure o kadar kıymetli bir şey mi ki? Yani adam geçti bir de yazı yazdı. Bir de şunu düşünmek lazım. Şimdi eski tarihlerde okuma yazma oldukça kısıtlı bir insan topluluğuna ait bir özellik. Yani eski tarihlerde insanlar çok fazla okuma yazma bilmiyorlar. Sıradan bir köylü okuma yazma bilmez. Yani çünkü örgün eğitim yok. Hele kil tablete yazılan bu yazı muhtemelen Asurca, Akatça vesaire ise henüz alfabe bile icat olunmamış, oldukça zor bir yazı sistemi, çivi yazısı. Dolayısıyla bunu bilen insanın okumuş etmiş bir insan olması lazım. Şimdi o tarihlerde okumuş etmiş insan kim var? Bir komutanlar var, iki rahipler var. Şimdi komutansa bu adam ve kılıcına çok sinir olduysa tunç kılıç için bir şikayet yazmış olabilir. Bir de rahipler var. Rahipler okuma yazmayı biliyorlar o tarihlerde. Yani bir rahip oturup ahşap tabure için şikayet yazıyorsa yani çok pimpirikli bir insanmış, vehimli bir insanmış diye düşünürüm. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Tebrik ediyorum. Gerçekten muhakeme, değerlendirme ve biriktirdiğin şeylerin hepsini bir araya getirip yoğurma şeklin gerçekten çok hoş ve çok akıcı. Sağ olun, çok sağ olun. Yani okuma yazma bence güzel bir yeri yakaladım. Şimdi gemi halatı. Ya sıradan bir denizci okuma yazma bilmez. Hatta çok uzun tarihler boyunca denizciler genelde korsanlıktan gemiciliğe terfi etmiş. Yani resmi bir ordunun askeri olmuş insanlardır. Ve büyük komutanlar arasında bile okuma yazma bilen gemici azdır aslında. Yani çok sonra modern donanma falan, bunlar çok geç bulunan şeyler. Dolayısıyla yani gemi halatı ya başından beri zaten bir uzağım Mezopotamya olmasından dolayı. Şimdi daha da uzaklaştım. Yani tabii şeyde salmal vardır Dicle ve Fırat'ta ama onları da gemi halatı ne kadar kullanılıyor, nasıl kullanılıyor? Sanki uzağım ben gemi halatına. Ahşap tabure için de dediğim gibi yani okuma yazma bilmek o dönemde bir prestij olduğu için, yani bu kadar prestijli bir insan ahşap tabure için niye müşteri şikayeti yazsın? Gerçekten darılırım kendisine öyle bir şey yaptıysa. Şimdi bakır külçesi ve tunç kılıça o yüzden daha yakınım. Bakır külçesinin içinden çıkamadım çünkü yani
bakır külçesi bir değiş tokuş aracı olarak o tarihte kullanılmıyor olması lazım. Çünkü parayı Lidyalılar buldu. Dolayısıyla bunu ya silah yapacaklar ya ama sonuçta bir meta. Tabii bir meta. Tencere yapabilirler. Tava yapabilirler. O tarz aletler de muhtemelen vardır o tarihte. Ve küpe vesaire o tarz takılar da yapıyorlar. Ama bakır külçesi de yani böyle çok uzak gerçekten ya. Bir meta ama kötü kaliteli bir daha bir okuyup sorayım. Milattan önce 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness rekorlarına göre dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti olan kil tablet kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir? Yani şimdi şöyle bir durum da var. Yani kılıç kötü yapıldıysa kırılır. Yani belki bir antrenman vardı o esnada işte askerler arasında. Hemen kırıldı kılıç. Bunu kafaya takıp bir şikayet mektubu yazmış olabilirler. Şikayet tableti yazmış olabilirler. Ama bakır külçesinin kalitesini nasıl anlayacağımız konusunda gerçekten derin şüphelerim var ya. Yani kütlesinde bir sıkıntı olabilir, tartımında bir sıkıntı olabilir. Ya sanki tunç kılıç. Yani ben şu an çok fazla tunç kılıça yakınım. Ama diğer şıklar gerçekten çok uzak. Ama yani bu kadar tamamen sallamasyon ile geldiğim noktada da tek başıma jokersiz tunç kılıç diyemem. Tamamen şu anda fikir yürütüyorsun, hikaye yazıyorsun. Hikayelerin içerisinden bir tüme varıma gitmek istiyorsun. Kendine göre bir yol arıyorsun. Şu ana kadar üstünden geçtiklerinin hepsinin içerisinde kala kala bence galiba senin anlattığına göre bakır külçesiyle tunç kılıç kaldı. Öbürküleri eliyorsun öyle mi? Evet çünkü yani ahşap tabure çok mantıksız yani. Durumu bir gözden geçirelim ister misin? Olur. Üç tane jokerimiz var. Evet. Telefon jokeri var. Ya şimdi şöyle bir durum var. Telefon jokeriyle arasam yani bu bilgiyi okumuş olma ihtimali var bir arkadaşımın. Ama çok düşük ihtimal. Yani bu oldukça ilginç bir bilgi çünkü. Evet. Ha Guinness rekorlarına ilgili olan bir arkadaşım var mı? Yok jokerlerde. Yani özel olarak onlara ilgili biri olsaymış keşke. Şimdi yarı yarıya artı çarpı iki kullanıp şey de yapabilirim. Soruyu garantili edebilirim. Ama mesela sadece yarı yarıya kullansam böyle iki elimde kalan iki şık kalsa herhalde orada cevap veririm ya. Öyle geliyor bana. Çünkü ya gemi halatı, ya bir kere büyük gemi yapma işi Mısır'da olan bir şey. O tarihlerde sanki. Yani Mısırlıların öyle yetenekleri var. Fenikeliler daha yok o tarihlerde. Dolayısıyla ya öyle büyük bir Akdeniz gemiciliği o tarihlerde olmaması lazım. Ve bu kil tablet olduğu için de yani kil tablet Mezopotamya'nın spesifik aracı. Mısırlılar olsa papirüse yazarlar yani şikayetlerini. O yüzden gemi halatı Mezopotamya'da böyle çok ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani kara imparatorlukları bunlar. Asurlar, Babilliler, Akatlar vesaire. Bunlar kara imparatorlukları. O yüzden yani gemi halatı kullanmamaları lazım. Yani sallar vesaire vardır muhakkak da onlarda ne kadar halat kullanılıyor? Ona gemi halatı denir mi? O kadar denizcilik bilgim yok maalesef. Ahşap tabure gerçekten yani ama böyle cins insanlar vardır biliyorsunuz Oktay Bey yani en ufak şeye takılırlar. Yani böyle bir rahip olma veya asker olma veya bir okumuş yönetici olma ihtimali de bana çok uzak gelmiyor yani. Ahşap tabureye takılmış olabilir. Hele mesela böyle oturdu düştü sonra oradan böyle bir anda kırıldı ahşap tabure. Çok rahatsız olmuş kafaya takmış olabilir. Ama böyle yetkili bir insan şikayet yazıyorsa çok da medenidir diye düşünüyorum. Yani şikayete dökmüş bunu. Kendi direkt bir aksiyon almamış. Dolayısıyla ahşap tabureye de takılacak bir zihniyeti olmaz. Tutup da bunun için kimse bir şikayet mektubu yazmaz. O şartlarda bir de diyorsun. Yani kil tableti alacaksın, teker teker çivi yazısını kazıyacaksın. Çok zor bir iş gibi geliyor bana. Pek mümkün değil sanki. Ya gerçekten bakır külçesi ve tunç kılıç arasında kaldım. Kala kaldım. Bir de şöyle bir ihtimal var. 50-50 kullanırım gemi halatı ahşap tabure gider.
Bakır külçesi ile Tunç Kılıç'la bakışmaya devam ederiz. Yani telefonda bunu bilen insan var mıdır? Yani dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti. Ya bildiklerini düşünmüyorum maalesef jokerlerimin. Ama bir de boş yere harcamayayım diyorsun. Evet, yani belki bir sonraki soru benim böyle hiç bilemeyeceğim ama onların bilebileceği bir yerden gelebilir. Ama bu soruda zaten yeterince beyin fırtınası yaptığımı düşünüyorum. Yani başka bir açıdan yaklaşmak da gerçekten bakılabilecek her noktaya baktım gibime geliyor. Yemi halatı, ahşap tabure, bakır külçesi, Tunç Kılıç. Yani ben çok yakınım Tunç Kılıç'a. Çünkü yani bir de kılıç çok önemli bir şey. Yani adam savaşa gidecek, asker, komutan. Kılıcı kırılıyor şeyde, antrenmanda, işte o hazırlık sürecinde. Yani hayatı aslında ona bağlı. O bakımdan yani buna sinirlenmiş olması hakikaten çok mantıklı olur. Yani şikayet yazması da çok mantıklı olur. Ama tabii yani bakır da bir meta olarak kullanılan, ağırlığı arızalıysa tabii ki şikayet edilmesi mantıklı olan bir enstrüman o da. Bir alet, bir ürün. O yüzden o da olabilir. Ya ben herhalde %50-%50'yi kullanacağım. Ve umuyorum ki CD'den biri elensin. İnşallah. Ben %50-50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Peki yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi Doğan. Bu durumda yanlış iki seçenek devre dışı kalacak. Hayda. Başından beri gemi halatı kötülüyorum. Yani çok büyük bir şevkle asla olamaz, sakın ha falan gibisinden. Ama şu an bir daha düşünmem lazım. Yani bu riski almalı mıyım? Şimdi bu soruyu bilirsem 200 bin lirayı almış olacağım. Ama bilemezsem 100 bin liradan 50 liraya düşeceğim. Çekilmek şu an benim için bir fikir değil. Çünkü joker var, en kötü kullanırız. Tabii. Ama risk alsam mı yani? Çarpı 2 de ileriki sorularda bir fayda sağlayabilir. Ya, ama gemi halatı da şimdi çok o da arızalı bir ürün olabilir. Çünkü ne bileyim böyle halatlar kopabilirler. Öyle bir sıkıntıları olabilir halatlarında. Gemi halatı. Ya şu an hiçbir fikrim olmamasına rağmen sanki bir yerde okumuştum ve gemi halatıydı gibi böyle evham yapmaya başladım. Gemi halatı değil ya. Şimdi argümanlarım neydi gemi halatı olmamasına dair? Mezopotamya olduğu için burada büyük gemiler olmaması lazım. Dolayısıyla gemi halatına olan ihtiyaç düşük. İki, denizcilerin bu kadar iyi yazı yazma kabiliyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer ha böyle bir kurum vardır belki, ne bileyim, birine gidiyorsunuzdur, sizin yerinize o şikayeti yazıyordur. Ama öyle bir kurum olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta bu ilk müşteri şikayeti. Dolayısıyla denizcilerin... En eski yazılı. Tabii yani daha önce müşteri şikayetleri muhakkak olmuştur da yazılı müşteri şikayeti olarak ilk. O yüzden bunu yazıya geçiren bir memurun bu görevle, bir memurun olmuş olma ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Peki denizcilerin çok fazla okuma yazma bilmediğini de söyledik. O yüzden gemi halatını nasıl şikayet edecekler o bakımdan? O da düşük ihtimal gibi geliyor. Milattan önce 1750 dolaylarında yazılmış, dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti olan kil tablet. Kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir? Gemi halatı, bakır külçesi. Bakır külçesi ya çok daha mantıklı çünkü bir meta dediğiniz gibi. Ve yani hile yapılmış olabilir, kütlesi az olmuş olabilir. Belki içine bir şey karıştırılmıştır işte. Yani bir de bakırın paslanması gibi bir şey yok bakırın da. Nelenmesi var bakırın. Onun da bir oksitlenmesi falan öyle bir şey var herhalde bakırın. Evet, kesin evet var. Bakırda da öyle bir şey var. Dolayısıyla yani ben bu bakır külçesini aldım ama bu kötü mal. Denme ihtimali bana çok daha yüksek geliyor. Şimdi risk alsam mı, almasam mı? O kritik sorudayım.
Gemi halatı. Bir kere gemi halatı... ...o tarihlerde olmamalı. Yani milattan önce 1750'de Mezopotamya'da gemi halatı varsa çok üzücü olur. Ya bu başkentler gerçi hep Fırat kenarına, Dicle kenarına kurulu olan yerler. Bunlar da büyük nehirler. Yani bunlarda gemi ticareti yapılıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Yani bunlarda gemi var aslında ya. Bunlar öyle küçük dereler değil ki. Bizim memleketteki gibi. Gemi girebilir aslında yani koskoca nehir. Ama yani gemi halatı aldı, şikayet et. Yani Bakırk, bir insanın Bakırk külçesini şikayet etme ihtimali çok daha yüksek. Yani gemi halatı için de ahşap tabure argümanını yine kullanacağım. Yani bir halat çalışmazsa ya bir denizcinin mentalitesini düşünmeye çalışıyorum o tarihteki. Yani gemi halatım bozuk çıktı. Yani yedek halatım vardır muhakkak ve onu kullanırım ve bu konuya takılmam gibi geliyor. Bir de böyle gemiciler kendi halatlarını kendileri örmezler mi? Yerden mi alırlar halatlarını? Sanki böyle kendi halatlarını yapan insanlar gibi geliyor bana gemiciler. En azından ağlarını kendileri böyle açıyorlar vesaire. Ama halat ayrı bir şey tabii. Gerçekten çok ilginç bir noktadayım. Bakır külçesi ne çok yakınım. Yani şu an Bakır külçesi demek istiyorum. Keşke o zaman birinin aklına gelse de bir yapı market kursaydı değil mi? Keşke. Bütün bunların hepsini satabilecek. Keşke kursaymış ya. Ya bakır hakikaten yani çok daha fazla şeyde kullanılan bir şey. Yani o dönemden kalma kapkacaklarda, takılarda, silahlarda. Yani çok geniş bir maden. Ki o çağda da zaten bakır oldukça yaygın bir maden yani. Bakır kullanımı çok yüksek. Bir külçede bir arıza olabilir. Ya başta sunduğum argümanlarla çelişiyorum şu an farkındayım ama çünkü başta dedik ki ya külçedeki arızayı nasıl anlayacak? Ama aslında kütleden anlayabilir. İşte paslanma gibi bir durum bakırda neyse o. O olabilir ama bakır külçesi. Sanki bakır külçesi diyeceğim ya. Eğer gemi halatıysa da çok üzülürüm ya. Şimdi telefon kullanmayacağım. Telefon şu an mantıklı durmuyor. Değil yani mantıklı değil. Çarpı 2 kullanıp garantilesem mi? Ha, o zaman sonraki soruyu görünce böyle bir bunu hiç bilmiyoruz veya bunda iki şık arasında kaldım. Keşke bunu da bilseydim gibi bir hissiyat gelir mi? Gerçekten zor bir ikilem. Bir daha bir okuyayım soruyu. Milattan önce 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness rekorlarına göre dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti olan kil tablet kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir? A. Gemi halatı, C. Bakır külçesi. Kötü kalite lafına takıldım şimdi de. Kalite gemi halatı için çok uygun bir tabir de. Yok çok ben iyice çok ilginç noktalara doğru gidiyorum. Bakır külçesi desem mi? Milattan önce mi? Evet. Gemi halatı ya ilk gördüm sevmedim. Sonra düşündüm yine sevmedim. Sonra düşündüm yine sevmedim. Yani gemi halatına hiçbir şekilde varamıyorum. Yani gemi halatını ben cevap vermek istemiyorum açıkçası. O yüzden C şıkkı. Bakır külçesi. Son karar. Hayda. 2 jokerle 200 bin liralık sorunun riskini aldın. Tabii. Ciddi bir risk oldu bir de ya. Sonuçta olur mu olur, gemi de olur yani. Soruda açıkça belirtilmemesine rağmen sorudaki en önemli ipuçlarından bir tanesini buldun. Mezopotamya dedin. Çok teşekkür ederim.
önemli bir şey daha söyledin. Gemiciler kendi halatlarını o dönemde gemileri kendileri yapmalarına rağmen gibi gemi halatı yapmazlar mı? Niye gidip bunu şikayet etsinler? Yani muhtemelen. Gibi bir mantık da yürüttün. Yani Tunç Kılıç aslında benim favori şıkkımdı. Bakır, umarım bir tablet daha bulunur daha eski Tunç Kılıç'tan şikayet eden. Bakır tabii aslında çok ortada duruyordu. Çünkü belli ki bu bir tüccar alışverişinden ortaya çıkmış bir şey ve tüccarlar da zengin adamlar. Doğal olarak belki o dönemde yazmayı, çizmeyi, tablete bir şey yazmayı tabii, belki de onlar çoktan çözmüşlerdi. Kesinlikle. Diye tüccarlar, bir mantıkla aslında. Okuma yazmayı onlar da biliyordu tabii. Yani hani zengin işi okumak yazmak o dönem belki oradan yola çıkarak aslında daha çabuk ulaşabilirdin ama sonuç sonuçtur. Evet neyse. Gayet avantajlıyız. Çift cevap joker hakkımız da telefon jokerimiz hala duruyor. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.